Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle nakleder: sizin için en çok korktuğum şey Allahu Teala'nın yeryüzünde sizin için çıkardığı bereketlerdir. Sahabi-i kiram yeryüzünün bereketleri nedir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki her türlü dünya güzellikleri ve süsleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: dünya düşüncesi ve tasası ile kalplerinizi meşgul etmeyiniz. Görüldüğü gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya göz koymak bir yana onu anmayı bile yasaklamaktadır. Ammar bin Said der ki, İsa aleyhisselam havarileriyle birlikte bir köye uğrar. Köy halkının sağa sola ve yollara serilmiş ölü vaziyette yattıklarını görür. Şöyle der: ey havarilerim, bu köy halkı Allahu Teala'nın gazabına uğrayarak ölmüş olsalar gerek. Eğer böyle olmasaydı birbirlerinin cenazelerini defnederlerdi. Havariler dediler ki, ey Allahu Teala'nın kendi ruhundan üflemiş olduğu İsa, biz bu köy halkının başına gelenin ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Bunun üzerine İsa aleyhisselam Allahu Teala'ya yalvardı. Yüce Allah Celle Celaluhu, gece olunca onlara sor, başlarına geleni sana bildirirler diye kendisine vahyetti. Gece olunca yüksek bir tepeye çıktı ve onlara şöyle seslendi: ey köy halkı! İçlerinden biri şöyle cevap verdi: buyur ey ruhullah! Sizler ne haldesiniz? Başınıza neler geldi? Köy halkı şöyle cevap verdiler: akşam sıhhat ve afiyet içinde yattık. Sabahleyin kendimizi cehennem çukurunda bulduk. Nasıl oldu bu durum? Dünyaya karşı duyduğumuz sevgi ve günahkarlara uyup itaat etmemiz sebebiyle bunlar başımıza geldi. İsa aleyhisselam yine sordu: dünyaya karşı olan sevginiz nasıldı? Neden ibaretti? Köylü cevap verdi: küçük çocuğun anasına duyduğu sevgi gibi. Dünya bize yönelip nimetlerini bol bol verdiği zaman sevinir, bize arkasını dönüp kendisinden mahrum bıraktığı zaman da üzülür ağlardık. İsa aleyhisselam sordu: peki arkadaşların haline ne oldu? Onlar neden cevap veremiyorlar? Köylü şöyle cevap verdi: çünkü onlara cehennem ateşinden gemler vurulmuş ve gemlerin ucu da haşin ve güçlü olan meleklerin ellerinde bulunuyor. İsa aleyhisselam yine sordu: peki onların arasından sen nasıl oldu da cevap verebildin? Köylü şöyle dedi: çünkü ben onların arasında bulunuyordum fakat onlar gibi değildim. Ancak umumi azap inince beni de içine aldı. Ben şu anda cehennemin ağzında asılı vaziyette duruyorum. Ondan kurtulacak mıyım yoksa yüzüstü içine atılacak mıyım bilemiyorum. Bunlardan sonra İsa aleyhisselam havarilerine şöyle dedi: dünya ve ahiret afiyeti için kuru tuza batırılmış arpa ekmeği, kaba kıldan dokunmuş elbise ve bir çöplük kenarında uyumak çoktur bile.